Merhaba canım takipçim. Merhaba, merhaba, merhaba. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Şimdi her şeyden önce bakın gördüğünüz gibi Türk kahvemi aldım. Böyle om işaretli. Çok seviyorum bunu. Aynı zamanda şurada da böyle çok ufacık parça kendime bir ufak bir tane tartı almıştım. Onu dörde bölüp çeyreğini aldım. Ondan sonra vegan. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. 29 Ağustos ile 4 Eylül. Değil mi Beyza? Değil mi? Ama evet, 4 Eylül arası burç yorumlarını yapacağız hemen şimdi. Bu arada öyle böyle Eylül'e girdik. Girdik valla, giriyoruz. Yaz da bitti. 2022 yazı bitti. Ay neyse, gerçekten şu sıra satın bitsin girelim. Tamam. Hiç kasmayacağım. Direkt olaya giriyorum. Başlıyorum. Şimdi koçlar için bir kere her şeyden önce güzel. Jüpiter bilinir. Ha, bir şey havada askılı gibi olabilir ama iyi olacak. Güzel bir ilerleyiş olacak. Parayla ilgili mutlu olacak. Parayla ilgili koç burçları çok rahatlayacaklar. Son derece pozitif ve olumlu yönde etkiler olacak. Aileyle ilgili agresyonlar, gerginlikler olabilir ama toparlayacak. Birazcık sevgi, aşk konularıyla ilgili böyle bir şeyler hani havada gibi ama iyi olacak. İyiye doğru kesinlikle gidiyor. Bu hafta hani öyle bir his olabilir. Daha çok beraber çalıştıkları insanlar, annelerinin ailesi, sağlık konuları, yatırımların elde edecekleri kazançlar, evcil hayvanları gibi konulara yöneldikleri bir haftanın içinden geçiyorlar. İletişimin özellikle yüksek olduğu, güçlü olduğu karşı tarafla ilgili bir dönemden geçiyorlar. Kazançlarıyla ilgili ve bazı arkadaş şeylerle ilgili bazı tereddütleri var ama güzel ve iyiye doğru gidiyor. Boğa burcuna gelince daha çok kendisiyle ilgili bir süreçten geçiyor. Ama bir rahatlık, şifa var. İlişkisinin arkasındaki insanla ilgili o kadar şey hissetmiyor. Parayla ilgili bazı konular var. Evle ilgili çok güzel. Ev güzel oluyor. Evle ilgili çok güzel, çok pozitif gelişmeler ilerliyor. Anne, ev, orada bir sevgi var. Evle ilgili bir şeyler yaparlarsa bu hafta çok güzel. Bir şeyler yaratmak, üretmek, yatırımlarla ilgili de pozitif açılar var ama özellikle şunu söylemek istiyorum. Bir taraftan da iş hayatıyla ilgili, beraber çalıştıkları insanlarla ilgili iletişimler çok yoğunluk var ama şimdi Merkür ters döneceği için o gölgesinin etkisi başladı. Birazcık yanlış anlaşılmalar, bazı şey olabilir. Daha sakin olsunlar bu süreçte. İş hayatlarıyla ilgili beklentileri var ama işte onlar tam olarak 2023'ün Ocak ayından sonra açılacak, daha rahatlayacak. Şimdi İkizler burcuna gelecek olursak, İkizler burcunda biraz agresyon, gerginlik var. Geceleri belki uyuyamama ya da böyle stres, gerginlik, bazı şeyler olabilir. Ama toparlayacak. Dünya nimetleri, kazançlarla ilgili iyi. Ailevi konularda bazı konular var ama hani bu hafta o kadar kötü değil. Evle ilgili bazı şeyleri düşünüyor. Evle ilgili bir şeyleri, evin içinde yapılması gereken bazı şeyler olabilir. Çocukla ilgili yoğun bir hafta. Çocuk ya da kendi yatırımları, üretimleri ya da yarattığı, ürettiği şeyler ya da kendisine çok yakın olan insanlarla ilgili. Ama sağlık konusuyla ilgili, beraber çalıştığı insanlarla ilgili, emeklerin karşılığını almakla ilgili böyle bir acayip hissediyor olabilir. Ama kesinlikle daha iyi gidecek. Baba, dava, mahkeme konularıyla ilgili bir orada olay var. Ama 2023 Ocak'tan sonra açılacak. Yengeç burcuna gelelim. Bir dakika, büyüdüm. Yengeç burcuna gelelim. Yengeç burcuyla ilgili güzel. Yani şöyle, iş hayatı ve kazançlarla ilgili çok güzel. Arkadaş ilişkileriyle ilgili güzel oluyor. Aynı zamanda evle ilgili bir şeyler yapılması gerekiyor olabilir ya da evle ilgili bir konular olabilir. Eve feng shui yapmak falan çok iyi. Belki kendi evi ya da ailesinin evi de olabilir. Ama böyle bir şey var orada. Şeyle ilgili, parayla ilgili kötü değil ama ilişki hayatındaki kişinin parasıyla ilgili o kadar mutlu olmayabilir. Ya da karşısındaki başka insanlardan gelen parayla ilgili. Kardeş ve aile konularıyla ilgili daha yoğun bir hafta. Konuşma, görüşme. Yani illa gidip görüşmeyecekse de duygu olarak, şey olarak, bağlantı olarak oranın daha güçlü olduğu bir dönemin içinden geçiyor. Çocukla ilgili çok enerjisi çocukta değil. Onu söyleyebilirim.
Aslan burcuna gelelim. Aslan burcunda güzel. Kendini bir güzelleştirmeye, şifalandırmaya, bir şeyleri yenilemeye. Bu cildi olabilir, kendisi olabilir, saçı başı olabilir, üstü başı olabilir. Kendine bir şeyler yapmak istiyor olabilir, kendisine bakıyor olabilir. Yani böyle bir süreçten geçiyor olabilir. Parayı çok düşünüyor tabii ama parayla ilgili iyi olacak. Aileyle ilgili güzel açıları var ama kesinlikle iyi olacak. Evle ilgili evde bazı değişimler, bir şeylerin toparlanması gibi bir sürecin içinden ilerliyor. Ondan sonra aslan burçları. Bunun yanında ilişkiyle ilgili birazcık endişesi, kaygısı, gerginliği ve bazı konular olabilir. Karşıdaki insanın yaşadığı içinden geçtiği bazı zorluklar olabilir ama bu zorluklar onları yakınlaştırıyor ve toparlıyor. Ondan sonra ama kariyer hayatıyla ilgili, kariyer hayatında bir yükseliş süreci var ve devlet, akademik konular, davalar, bunların hepsiyle ilgili de çok şifalandırıcı bir açı ve ilerleyen bir süreç var. Güzel oluyor, iyi oluyor yani. Onu da söyleyebilirim. Son derece iyi bir açı var. Başak Burcu'na gelecek olursak eğer, Başak Burcu daha kendisiyle ilgili bir sürecin içinden ilerliyor, geçiyor. Ondan sonra ama ilişki hayatıyla ilgili nedir onun adı? Yani hani fena değil, çok kötü değil, çok iyi de değil. Böyle bir hava daha. Ondan sonra ama yatak güzel. Yatak hayatı, orada bir uyku, orada bir pozitif bir şeyler var. Bir cinsel hareketle ilgili olabilir ya da uykular olarak olabilir. Kesinlikle devlet, mahkemeler, davalar, akademik konular, devletle ilgili konular, evrak kağıt işlemleri, üniversite, her türlü eğitim konularıyla ilgili yoğun bir temposunun ve döneminin olduğu bir sürecin içinden geçiyor. Ama iyi olacak. Çok iyi olacak. Yani şu an ne olacak, ne bitecek, şu kağıdım, şu evrem olacak mı, şu okulum, şu üniversitem, şu devletle ilgili işlem, şu mahkemem, şu davam ya da baba ile ilgili bir konu, anladın mı? Böyle bir şey. Bu konulardan 9. ev konu çünkü. Bir konu var. Burası 2023'ün Nisan'dan sonra Jüpiter oraya gelince 2023 Nisan'da 2024 Mayıs arasında tamamen rahatlamış ve bitmiş oluyor. Özellikle 2023'ün aralığından sonra wow, 2024'ün Mayıs'ına kadar olan süreçte tamamen çok mutlu oluyor. Bütün bunların hepsiyle ilgili. Tamam. Çok çok güzel. Bayağı iyi oluyor. Öyle söyleyebilirim. Son derece güzel. Şimdi ya yani hiç dert etmeyin, sıkıntı etmeyin. Öyle bir konunuz, öyle bir şeyiniz varsa bilin ki rahatlayacaksınız. Terazi burcuna gelecek olursak, Terazi burcu kendisiyle ilgili iletişim olarak böyle yoğun bir dönem. İletişim olarak da kendini yoğun hissediyor olabilir şu an. Ama biraz Eylül ayında bir yavaşlayacak olabilir çünkü Merkür ters dönecek. Ondan sonra ama ilişki hayatıyla ilgili çok güzel açılar var. Şu an ters döndüğü için böyle kendi bir acayip hissediyor. Tam bağlansam mı, bağlamasam mı, ne oluyor? Bu mu, o değil mi? Nedir buradaki olay? Ama rahatlayacak, açılacak, bağlanacak. Çok şifalanacak. Bak Aralık'tan itibaren özellikle çok pozitif şeyler olacak. Terazi burcunun ilişki hayatında. Çocuk kendi yarattığı, ürettiği şeylerle ilgili o kadar emin değil. Endişeleri, kaygıları var. 2023 Ocak'tan sonra rahatlayacak onlarla ilgili. Eşinin, ilişki hayatındaki kişinin parasal konularla ilgili bir şeyler varsa iyiye gidiyor, iyi oluyor. Karşısındaki kişiden ona para, bolluk, bereket gelecek. Özellikle 2023-2024. Devlet vesaire, evrak kağıt işlemleriyle ilgili. Baba ile ilgili biraz agresyon var. Ya belki babanın kendisinde olabilir. Ondan sonra parayla ilgili endişe, kaygılar ama hiç etmesin, iyi olacak. 2023 Aralık'tan sonra çok iyi oluyor özellikle. Evet. Akrep Burcu'na gelince, Akrep Burcu full ilişki hayatında karşısındaki kişiye odaklandığı bir dönem. Burçtaşlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Ondan sonra burada Akrep Burçları kendine çok iyi bakmadıkları olabilir. Yani gördüğünüz üzere şu an oturmuş yiyorum. İnanamıyorum, son 2 haftadır kendime. Bu kadar zayıflı, o kadar şey. Öküz gibi yedim ya 2 haftadır. 6 kilo almışım. Allah kahretmesin. 6 kilo ya. 44 kilo ben. 6 kilo 2 haftada. Wow. Kendime söyleyecek laf bulamıyorum ya. O kadar. Biraz söyleyeyim. Neyse. Neyse. Ama full ilişkiye odaklı. Yani full ilişki ve orada ruh olduğu için bir yoğunluk veriyor tabii. It's raining. Yani artık ne raining onu şey yapmıyorum ama raining yani. Yani yağıyor. Yağıyor. Tabii.
gelen değerini bilen alır. Öyle bir alırım hani. Ama değerini bilen gelsin. Neyse 2023 Nisan'da 2024 Mayıs arasında akrep burçları iş hayatıyla ilgili çok mutlu olacak. İnanılmaz mutlu olacak. Çok pozitif yönde şeyler yaşayacaklar. Onu çok rahat ve net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle. O konuda net olayım. Bunun yanında şunu söylemek istiyorum. Akrep burçları 2023'ün Nisan ile 2024'ün Mayıs arasında evlenebilir. Söylüyorum bak. İş hayatları ve başarı konularıyla ilgili biraz uğraştıkları bir sürecin içinden geçiyorlar. Ama iyi olacak. Çok başarılı olacaklar. Kendi yarattıkları, ürettikleri şeylerden dolayı da mutlu olacaklar. Kazanç elde edecekler. Beraber çalıştıkları insanlar da mutlu olacak. Bak Beyza mutlu olacaksın. Benim burcumdan kaynaklanan beraber çalıştığın insanlar mutlu olacak diyor. Ya zaten benim haritamda benimle beraber çalışan insanlar biliyorsun hep büyüyor, yükseliyor, inanılmaz hayatlarını da açmaya çalışıyor. Ben hep şey diyorum. Beraber çalıştığım insan bak hayatına çok iş gelebilir, hayatına bir sürü pozitif açılım olabilir. Ne olur lütfen beni bırakma öyle bir şeyde. Beyza'dan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bunu gerçekten söylemek istiyorum. Bu süreçte Beyza'ya da yeni bir iş vesaire bir başka bir şey geldi. Ve hani normalde çalıştığımız yerle hani şeyi bitirip başka bir şeye geçecek olmasına rağmen beni bırakmadı. Bırakmayacağım canı dedi. Ondan sonra o yüzden Beyza'ya özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Çünkü daha öncelerini bıraktım. Başıma gelen olay. Bak hep. Kaderim hep ya. Bilgisayarım mesela çalışıyor adam web siteleri ya da bilgisayarla ilgili. İş çıkıyor. Bir sürü şey oluyor. Adam bırakıyor beni. PR'la ilgili çalışıyoruz. Tam çalışacağım. Bir sürü iş geliyor. Kız suratıma bakıyor. Bilmem kimle çalışıyorum. Hep aynı şeyi yaşadım. İlk kez Beyza beni bırakmadı. Çok teşekkür ediyorum. Olası. Çünkü öyle bir etkim var. Çok ilginç bir şekilde oluyor. Beraber çalıştım. Ya da bana, şimdi yanlış anlaşılmasın bu söyleyeyim ama bana hizmet eden, bana bir hizmet sunan ya da benim için bir şey yapan ya da benim ortaklaşa beraber çalıştığım ama bana faydası dokunan insanları seviyorsam da böyle bir şey, o şey istediysem direkt çok ilginç bir şekilde pozitif bir şey oluyor. Hayatlarının işiyle ilgili özellikle iş ya da bir şeyle ilgili ya da böyle hayatlarında. Ondan sonra bir şey oluyor tak diye gidiyorlar. Ondan sonra ama Beyza sağ olsun beni bıraktın. Çok teşekkür ediyorum hepinizin huzurunda. Nasıl ilk kez. Sonra. Neyse ama beraber çalıştığım insanlar ya akrep burçlarının çok daha mutlu olacak Aralık'tan sonra. Aralık Aralık 2023 Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Çok mutlu olacaklar. Akrep burçlarının beraber çalıştıkları insanlar. Ondan sonra orada çok büyük bir rahatlama pozitif yönde etkili olacak. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra, sağlıkla ilgili de iyi olacak akrep burçlarının. Ay bak bunu gördüğüme çok sevindim. Şimdi ameliyat olacağım çünkü. Ondan sonra bana pozitif enerjilerinizi gönderin. Sağlık evinden geçiyor ya Satürn. Satürn'ün de sonundayım. Sağ olsun. Sağ olsun Satürn'a. Tamam yani anladık. It's challenge. Hani gördüm. Sağ ol teşekkür. Çok zorlama ne olursun. Bak idare et ya. Elimizden geleni yapıyoruz şurada. Yıllardır yani gerçekten. Ondan sonra evle ilgili tabii ki de olayları var. Yani bu evimi çok seviyorum. Kanada'daki bu evimi. Ondan sonra ama Türkiye'deki evimde de hala böyle bir toparlanma aşaması bir şeyin içinden geçiyor. Kanada'daki bu evimde böyle hala bir şeyleri falan var. Daha bitmedi bir şekilde. Ondan sonra ama şimdi Kanada'nın içinde de belki bir yani Kanada'nın içinde şehrin içinde başka bir yere daha şehir merkezi. Bu evim çok güzel araç. Manzarası her şey de şehir merkeze taşımayı düşünüyorum. Üniversiteyle birlikte, üniversiteye yakın bir yere. Üniversite yürüme mesafesinde olmak istiyorum açıkçası. Öyle bir planım var. See. Göreceğiz hep beraber ne olacağını. Ondan sonra yes. Ondan sonra hep beraber göreceğiz. Güzellikler için de olsun, mutluluklar için de olsun öyle söyleyeyim.
Evet, akrep burçları için de böyle. Şimdi gel gelelim yay burçlarına. Yay burçları ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Aile ile ilgili bazı konuları var. Evrak kağıt işlemleri ilgili bazı konuları var. Çözülecek. 2023 Ocak'tan sonra çok rahatlıyorlar. Eğitim bütün hepsi. Çocuk kendi yarattıkları, ürettikleri şeylerle ilgili çok güçlü bir etki var. Şu anda zaten o etkinin içindeler. İş hayatları, beraber çalıştıkları insanlar başarı, sağlık konularına daha odaklandıkları bir süreçten geçiyorlar ama iyi olacak. Çok iyi olacak özellikle. Gerçekten çok iyi. 2024 Mayıs'ına kalan süreçte çok iyi olacak. Şu an ama buraya odakla. İlişki hayatı ile ilgili orada bir aktiflenme var. Cins olarak güzel. Arada bir agresyon geliyor ama kesinlikle iyi. Karşıdaki kişi de böyle çok aktif yoğun bir dönemden geçiyor olabilir ama iyi. İş hayatı ile ilgili güzel. Orada bir serinleme, bir rahatlama, bir şifa, bir pozitif bir etki var. Onu da söyleyebilirim. Kazançlarıyla ilgili iyi olacak. Güzel bir haftaya doğru gidiyor. Ondan sonra iş hayatı ile ilgili ve kazançlarla ilgili güzel bir sürece doğru gidiyor. Kesinlikle çok iyi, çok rahatlama, çok pozitif bir etki kendini orada gösterecek. Onu da söyleyebilirim. Şimdi evet. Yani yay burçlarının evde daha huzurlu oldukları bir zaman parayla ilgili bazı endişeleri var ama hiç olmasın. Çok iyi olacak. Ondan sonra iş hayatları ile ilgili de iletişimler çok güzel olacak ama ilk başta bir Eylül'de şimdi Merkür'ün retrosu döneminde Eylül akım böyle bir anlamaya çalışıyor. Ne oluyor, ne bitiyor falan. Olayları var ama şöyle, Beyza bir şey söyleyeceğim. Eylül sonu başlayacak olman çok iyi. Çünkü Eylül'de Merkür retrosu var. Okey. Tamam. Ondan sonra Eylül sonundan sonra yani Ekim başında başlayacaksın aslında değil mi? Eylül sonu tamam. İyi olacak yani hani orada daha işte orada bir oturması şey var. Şeyden sonra çok iyi olacak bayağı. Ekim sonundan sonra bayağı açılır adım adım. Sonra parayla ilgili böyle bazı şeyler var ama sonra 2023 Ocak'tan sonra olay da bitiyor. Kova burçları biliyorsunuz Satürn birinci evinde yani hani. Ama aileyle ilgili falanca konular var. Kendini çok özgür hissetmiyorlar. Eve odaklandıkları dönemde enerji o kadar işte değil. Kendi yarattıkları, ürettikleri şeyler, çocuk konularıyla ilgili bazı agresyonlar olabilir. İş hayatlarındaki kişilik, paradaki konuyla ilgili ufak tefek bazı şeyler olabilir. Ya da kötü değil. Devlet, akademik konularla ilgili bazı şeyleri var. Şu an orada evrak kağıt işlem mahkemeler, orada bir yapılanma süreci var. İlişki hayatı da kişiyle ilgili orada bir sevgi var şu an bak. Ya da karşısındaki insanlarla ilgili. Ama tabii eğer ki ay burcunuzsa muhtemelen daha zor olabilir. İlişkide o yok olmayabilir yani eğer ay burcunuz kovaysa. O zaman tam sarısı yaşıyorsun. Güneş burcun kovaysa o zaman bayağı bir enerjinin düştüğü hemen geçiyorsun demektir. Şeyse tabii. Nedir onun da? Eğer yükselen burcun kovaysa o zaman bayağı bir zorlayan süreçten geçmişsin ama iyi olacak. Oğlak burcunu yapmadık bu arada. Oğlak burcu için parayla ilgili Oğlak burcu zor bir sürecin içinden geçmiş olabilir. Çocuğun odaklandığı bir dönemde evle ilgili güzel açıları var. Toparlıyor, iyiye doğru gidiyor. Aileyle ilgili yoğun bir süreç geçiyor. Çocuk torunla ilgili çok güzel olacak. İşle ilgili beraber çalıştığı insanlarla ilgili o kadar mutlu değil. Ama açılacak, daha iyi bir noktaya doğru gidecek. Kova burcu zaten direkt zor bir süreçten geçiyor ama bol iyilik, bol farkındalık yapsın. Canlı renkler kullansın, terapi, farkındalık, aile dizimi ne varsa yönelsin. 2023 Ocak'tan sonra kova burçları çok rahatlayacaklar. Oh diyecekler. Oğlak burçları da 2023 Ocak'tan sonra çok rahatlayacak. Yay burçları da çok büyük rahatlama yaşayacak. Balık burcuna gelecek olursak balık burcu şu an çok büyük bir şifalanmanın içinde. Ama parayla ilgili çok güzel açıları var, mutlu oluyor. Aileye kısa seyahatlere bir şeyler öğrenmeye yöneldiği bir süreçten geçiyor. Evle ilgili bir agresyon olabilir ama açılıyor. İlişkiyle ilgili güzel orada bir yoğun bir enerji var. İlişkiyle ilgili karşısına bir şey çıkabilir. Karşısındaki kişiyle ilgili pozitif yönde şeyler olabilir. İlla bu hafta olacak demiyorum ama oraya doğru gidiyor. Ya da var da olabilir hayatında. Ama orada bir farkındalık, daha çok ilişki konusuna dair böyle bir yönelme, orada bir farkındalığa yönelme gibi bir etki var. Evet canım takipçilerim, hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, güzel şifalar sizinle birlikte olsun. Bunlardan hepsinden
güzellikler, mucizeler sizinle birlikte olsun diyorum. Bu can sizi çok seviyor. Beğeniyorum, yapın. Emoji bırakın, bir şeyler yapın işte. Sizi seven bir can. Hoşçakalın. Bye.